taksiz çıktı. Benim de şey çıkıyor. Güzel boktu. Serbest alış sporuyla uğraşıyorum. Bugün de işte Emrah diye bir arkadaşımla spor yapmak amaçlı. Suya girdik. İşte dalışa başladık. Bir iki dakika sonra bir ses duyuldu. Baktık araba düşmüş denize. Siz o sıra dalıştaydınız. Tabii, sudaydık. O sıra sudaydık. Sesi duyunca baktık araba düşmüş. Nasıl bir ses çıktı? Ne hissettiniz? Yani dinamit patlamış gibi bir ses duyduk. Baktık. Araba geliyor yukarıdan. Aynen araba düşmüş zaten gördüğümüzde. Sonra baktık. Şahıs suyun üstündeydi. İlk siz aldınız herhalde. Tabii. Oradaydık zaten. 25 metre solumuzda oldu olay. Yani araba kafa üstünüze de düşebilirdi. Tabii tabii. Peki gittiğinizde yani yaralı olan araç şoförü sağ mıydı? Yaşıyor muydu? Yok. Araç şoförü zaten düştüğü an gitmiş. Arabadan ayrı uçtu. Yüksek ihtimal. Düştüğünde zaten arabadan ayrı bir yerdeydi biraz. Bağımsızdı yani. Aynen. Biz vatandaşlık görevini yaptık. Tuttuk kolundan arkadaşımı kenara aldık. Zaten 4-5 metre kıyıya yakın bir yerde. Ondan sonra işte ambulans, polis gerekli yerleri aradık. Ulaşım da zordu herhalde oraya biraz değil mi? Tabii ulaşım bayağı bir nereden ineceklerini ilk. Tabii yukarıda önceden köprü vardı. Köprüyü yıktılar. Herhangi bir ulaşım yolu yok. Ancak buradan burası da zaten bayağı bir uzun sürüyor. Oraya gitmek bir nereden baksanız 15-20 dakika sürüyor. Ulaşım da zor. 15-20 dakika sonra geldiler işte. Gerekli şeyler yapıldı. Siz ilk olay anında ne hissettiniz? Arkadaşınızla aranızdaki sohbet ne oldu yani? Bir anda böyle ansızın yani hayatınız aklınıza gelmedi. Ben zaten suyun altındaydım o ara aşağıda. Aşağı inmiştim. Arkadaş yukarıdaydı. Yukarı çıktığımda arkadaşım bağırdığını duydum. Araba uçtu diye. Ondan sonra o tarafa gittik zaten. Aranızdaki o diyalog nasıldı böyle birbirinize? Tabii biraz panik vardı. Yaralıyı da gördünüz tabii. Tabii yaralıydı zaten. Gittiğimizde gitmişti. Bayağı bir hasar vardı vücudumda. Kenara çıkardık. Aynen. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Oraya gelen yardım ekipleri yol olmadığı için gelemediler. Ben oradan aşağı vatandaşların sorununu çözmek amacıyla merdiven yapılmasını söyledim. Yetkili kişilere ilettim. Bir yol olsa yaz günü boğulan insanlar oluyor, şey oluyor. Bunları bir ambulans gelip alma şansları yok. Mesafenin ne kadar uzak olduğunu siz, herkes görüyor zaten. Ama o şekilde şey yapılırsa, oraya inen bir merdiven veya şey yapılırsa daha erken müdahale etme şansı olur görevlilerin. Bunlar sadece çocuklar düşmesin diye yapılan bir korkuluklar. Daha güçlü bir bariyer yapılabilir. Buna benzer bundan 50-60 sene önce de oradan bir araba uçmuş. Yani biz çocuktuk ama söylentiler var bu şekilde. Ama taştan bir duvar veya düşen kişileri düşmemesi için, arabaların vurduğu zaman aşağı düşmemesi için sağlam bir korkuluk yapılabilir. Yol kenarlarında eksik korkuluklar var. İnsanlar da düşebilir. Onlar da tam olarak tamamlanmadı. Yani bunların yapılması lazım. Ben yetkililere bunları ilettim. Ama yok karayolları, devir yolları müsaade etmez bilmem ne bu şekilde geçiştiriyorlar. Ama oradaki sonuçta ölebilecek insanlar insan bunlardır. Yani illaki birilerinin öldükten sonra bir şey yapılması gerekmiyor. Yani.